Evet Ebru, yani bu biz burada hep şey yapıyoruz ya, mesela herkes hak, hukuk, adalet mücadelesi veriyor. Biz de burada ısrarla diyoruz ki güvenilir bir yargımız olsun, adalet yargı kurumlarımız aracılığıyla dağıtılsın falan. Ve genelde insanların böyle kendi adaletlerini arama çabasını da hep yanlıştır diye eleştiriyoruz. Yapmayın, yargı kurumlarına güvenin, işte insan, herkes kendi adaletini ararsa kaos olur falan diye eleştiriyoruz. Bu her konuda böyle olmaya başladı. Yani şimdi eğitim meselesi. Ya ben gerçekten diyorum ki bazen, geçen şey yaptım. Allah'tan çocuğum bitirdi de bu sistemden çıktı. Yani tam zamanında çıktı diyorum. Çünkü eğer bu böyle devam eden bir sistemin içinde bir çocuğum olsa gerçekten göndermemeyi düşünebilirim. Yani çocuğumun kıyafetine, dansına, işte bilmem yaşam tarzına vesaire falan karışacak bir takım örümcek kafalılara çocuğumu emanet etmeyebilirim. Gerçekten samimiyetle söylüyorum. Yani benim hayata bakışımla Milli Eğitim Bakanı'nın hayata bakışı arasında ciddi bir uçurum var. Ve ben çocuğumu o Milli Eğitim Bakanı'nın hazırladığı bir müfredata, onun yaşam tarzını dayattığı bir müfredata ve okul sistemine, eğitim sistemine emanet etmeyebilirim. Kendi sorunumu kendim çözmeye çalışabilirim. Gerçekten bunlar hani ben dün şey dedim ya, bunlar incir çekirdeğini doldurmayacak şeyler. Bunların üstünde durmamak lazım. Bunların deli saçmaları falan dedim ama birçok okuyucumuz, ya siz deli saçması diyorsunuz ama bunlar bize dayatılıyor diye mesaj atmışlardı. Ya buna hakkınız yok. Yani evet, okullarda bir disiplin olur. O disiplin okulun kendi şeyi içinde sağlanır vesaire, ama dans ettiler diye bilmem arkadaşlarıyla sohbet ederken gülüştüler, kahkaha attılar diye çocukları bu kararlara sürükleyecek saçma sapan şeyler, tedbirler vesaire falan üzücü, çok üzücü. Yani Bunun ben için aile okula gerçekten, çağrılmış ya Rabbi ya Resul. ya ben istemiyorum kardeşim, benim çocuğumu ne AK Parti formatlasın, ne CHP formatlasın, ne başka bir parti formatlasın. Benim çocuğum bilimsel ve küresel anlamda karşılık bulabilecek bir eğitim alsın. Yani benim en büyük şeyim, derdim ve beklentim bu. Ne AK Parti'nin militanı olsun, ne CHP'nin militanı olsun, ne başka bir partinin militanı olsun. İstemiyorum kardeşim. Okullara sokmayın bunu. Hiçbir şeyin, tarikatın, cemaatin gölgesinde kalsın istemem çocuğumu. Tabii ki. Kim olduğu belli olmayan abilerin, ablaların şeyinde, rehberliğinde mezarlıklara, bilmem şuralara, buralara götürülsünler istemem. Tek beklentimiz var Milli Eğitim Bakanlığı'nda. Çocuklara bilimsel eğitim versinler. Dersleri öğretsinler. O da okulda öğretilir, öğretmen tarafından öğretilir. Bu kadar. Bizim ihtiyacımız olan okul ve öğretmen. Ne sizin tarikatlerinize ihtiyacımız var, ne cemaatlerinize ihtiyacımız var, ne Türkiye yüzyılınıza ihtiyacımız var, ne siyasi görüşlerinize ihtiyacımız var. Bırakın çocukların yakasını. Yemin ediyorum, bir böyle sabahtan akşama kadar The Wall şeyi vardı, albümü vardı Pink Floyd'un. Hani Hey Teacher diye, Hey Öğretmen diye başlıyor ya. Yani o şarkıları falan çalası geliyor insanların. Çok da severim. Bırakın sizin bu köhnemiş, bu ideolojik amaçlarla donatılmış eğitim sisteminizi istemiyor insanlar. Dayatmayın zorla. Mezuniyet töreni. Ben gerçekten şu anda lise son sınıfta bir çocuğum olsa ve böyle bir tören, bütün velilere şu çağrıyı yaparım. Çocuğumuz zaten okulu bitiriyor kardeş. Milli Eğitim Bakanı'nın ne hakkı var bize nerede kutlama yapacağımızı söylemeye? Onu hiç ilgilendirmez. İstediğimiz salonu tutarız ve şunu da yaparım. Durumu kötü olan insanlar için de 5 liraysa 7 lira veririm. Oradan O yapılıyor fazlalıklardan toplanan zaten. para. Ha, yani o Yani çocuklar yapılıyor, için de yapıyorlar böyle bir imkan veliler. sağlanabilir. Sizin meseleniz şu velilerin ekonomik durumunu gözetmek falan değil ki. Sizin meseleniz Evet. çocuklar dans etmesin. Çocuklar işte böyle canlarının istediği kıyafeti giymesin. Sizin meseleniz
çocuklar neşelenmesin, gülmesin. İnsanlara ya bunu ben 2 yıldır söylüyorum. Ya en büyük kayıplarımızdan biri neşemizi çaldılar, neşemizi. Aynen. Hiçbir sorunumuz olmadığı halde gülümseyemiyoruz ya. Ya işte metrolarda şurada burada çekilen fotoğrafları görüyorsunuz. Sokak röportajlarını görüyorsunuz. Gülemiyorsun, eğlenemiyorsun, neşelenemiyorsun. Kadıncağız voleybol maçında şey yapmış, coşmuş. İşte sevinçten böyle havalara uçmuş. Vay dekolten görünüyor diye. Devletin televizyonu aman çok büyük bir ayıp ettik, özür dileriz falan diye açıklama yapıyor. Ya siz aklınızı peynir ekmekle mi yediniz kardeşim ya? Hala ya gösteriyor özür dilerken de. Ya ya böyle bir şey olamaz. Hangi değil mi? Doğru söylüyorsun. Hangi çağda yaşıyoruz ya? Ya gerçekten bakın. Ya Suudi Arabistan'da bugün bir haber bile... var ama gördün mü? Hangisini kastediyorsun? Şimdi bu sevinen, coşan, işte sonra da görüntüsü TRT'de yayınlanan... Ha evet, kolunda AK Parti. Onun yanındaki kişinin kolunda ampul dövmesi varmış. Evet evet, büyük ihtimalle o hanımefendi de AK Partili. Yani eğer onun eşi falansa ya da ne bileyim erkek arkadaşıysa... Yani. Yakınıysa ya da... Evet, AK Partili, yani kimse AK Parti'nin parti sembolünü koluna... Yapmaz. Durduk yerde yapmaz yani, o kadar çok seviyor demek ki AK Parti. Tabii o kadar partili olduğunu düşünürsün. Evet yani bakın uğraştığınız şeylere işte. Bakın. Uğraştığınız şeylere bakın. Kendi ahlaki şey normlarını getirip bize dayatmaya çalışıyorlar. Ya ben rahatsız olmadım kardeşim ya. Ben, sen TRT olarak kamu yayıncılığı yapan bir kurum olarak benim verdiğim vergilerle şey yapmıyor musun? Valla 15 ya milyonluk şimdi, araçtan, Maldivler'den, ıstakozdan falan daha çok rahatsız olun yani. Öyle değil mi? Bak öyle. Ne güzel söyledin. Tabii öyle daha çok mi? Rahatsız olun. Yani memurun servisine göz koyan Mehmet Şimşek 15 milyon liralık arabayla dolaşacak. Öyle değil mi? Galaksinin en pahalı otellerinde yiyip içeceksiniz. Evet, Maldivler'e gideceksiniz. Parti, o çok bak, güzelmiş AK diyeceksiniz. İnsanlar burada açlık sefalet içinde. Daha çok utanın yani. AK Parti'nin toplantısı nerede yapıldı? Kızılcahamam değil mi? Evet, orada otelde. AK Parti'nin tesisi mi var? Ama 2 kişi bir odada kaldı. Ne fark eder canım? Niye AK Parti'de iletildim. AK Parti'de salon mu yok? Ankara'da salon mu yok yani? Niye böyle bir şey yapıyorlar? AK Parti paralarını hazineden almıyor mu? Yani her parti seçimden sonra aldığı oy oranında hazineden para alıyor. O da kamunun malı değil mi? AK Parti yani sadece üye aidatlarıyla mı ödüyor parayı? Hayır. Yani tasarruf yapacaksanız siz de yapın o zaman. Kaç tane makam arabası vardı o otelin önünde biliyor musun? Bilmiyorum. Yani bunları konuşan yok. Bak ben memlekette biz... Bir tek ne konuşulduğunu yani, biliyorum. Emekli asgari ücretliye zam yok. Yani, bunlardan gücümüz, bu çıkmış gücümüz, yani. Bir tek onu biliyorum. Gücümüz yettiğince burada anlatmaya çalışıyoruz. Memleketin sorunları nelerdir? 1. İşsizlik. Her ne kadar TÜİK yok gibi gösterse de işsizlik sorunumuz var. Her gün yolda yürürken bir sürü insan yolumuzu çevirip çocuklarının işsizlik durumundan söz ediyor. 2. Ücretlerin düşüklüğü, düşük ücretler. Her gün onlarca insan yolumuzu kesip aldığı ücretle geçinemediğini söylüyor. Hayat pahalılığı. Ya biz kendimiz yaşıyoruz yani. İşte kiraz meselesi, şimdi biz burada konuştuğumuz için sosyal medyadan mesaj yağıyor. Birisi diyor ki her zaman alışveriş yaptığım pazarda normalde işte 90 liraya kiraz vardı. Pazarcı arkadaki kasayı gösterdi. Bu abi, bu Napolyon. İstersen bundan vereyim. Ne kadar? 300 lira. Almanya'dan izleyicilerimiz mesaj atıyor. Türk kirazı diye satılıyor Alman marketlerinde. Buradan gidiyor, orada satış fiyatı 200-220 lira. Biz burada 250 liraya alıyoruz aynı kirazı. Bu kiraz Almanya'ya kadar gidiyor. Bizim kadar ya da bizden ucuz. Bize şu Antalya'dan buraya geliyor. Almanya kadar yiyoruz yani. Şu 3 kuruş maaşlarla. Bir de böyle aflatoksin falan gibi böyle zehirli maddeler, şeyler falan, ilaçlar bulunduğunda iade ediyorlar.
biz o kirazları, o şeyleri hiçbir fiyat indirimi olmaksızın normalmiş gibi alıp ilaçlı yemeye devam ediyoruz. İhracat fazlası diye. Bu kadar çok sorunumuz var. Bakın, bu kadar çok sorunumuz var. Çocuklar sizin de anlattığınız gibi tost bulamıyorlar okulda yemeye. Üniversiteye hazırlanmak için kitap bulamıyorlar. Dershaneye gidemiyorlar. Özel ders alamıyorlar, bilmem ne. O imkanları böyle gırla olan çocuklarla aynı sınavda yarışıyorlar. Aynen. Böyle bir fırsat eşitsizliği dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Biz geliyoruz, neymiş efendim? Mezuniyet balosunu okullarda yapın. Bu mudur ya sizin en büyük sorununuz? Gerçekten soruyorum. Tostu bu mudur en büyük sorununuz? 60 liradan bitirdi çocuklar. Kantin ihalelerinden falan. 100 liradan yani hatta. Konuşturmasınlar burada insanı ya. Aynen öyle bence. Biz laiklik elden gidiyor tartışmalarına gömülelim. Milli Eğitim perde gerisinde ihaleleri götürsün. Bu mudur yani? Bu burada gerçekten bakın onlarca ciddi sorun varken bizden bunları konuşmamızı istiyorlar. Öğrencinin balosunu konuşalım, mezuniyet balosunu konuşalım. Eğitimin içeriğini konuşmayalım. Öğrencinin balosunu konuşalım. İnsanlarımız açlık sınırının altında. İşte açlık sınırı asgari ücreti geçti. Biz sokak hayvanlarından söz edelim. Onları nasıl öldüreceğimizden söz edelim. Sokak hayvanlarını öldürme derdine düşelim. Ya bir önce insanını yaşat, işçini yaşat, emeklini yaşat insanca koşullarda. Sonra sokak hayvanların derdine düşelim. Neyse çözümü birlikte bulalım. Kedi yani, tekmeliyor, serbest ya, ceza gerek yok, fazla ceza ya. Hoca doğru söyledi ya, işte. Burada sokak hayvanlarının uyutulmasını tartışırsan bir tane. Çok samimiyetle yani. Söylüyorum. Sosyal medyadaki yankı odasına bak, trollerin yarattığı yankı odasına. Bu köpekler öldürülsün korosuna bak. Evet. Onlardan hakim olsam, ben hakim olsam o kedi tekmeyle öldüren... Etkilenirim ya, ne olacak, bir tane kedi öldürmüş yani. Öyle öyle olmuş zaten karar. Türkiye'deki bütün köpeklerin öldürülmesini istiyor. Bir adam bir kediyi tekmeyle öldürmüş, ne olmuş diye. Yani. Etkilenirim ve bırakırım, serbest bırakırım yani. İyi hali falan çünkü varmış. Orada hepsi, çünkü sosyal medyada kurulan mahkemelerde yargılanıyor önce. Sonra hakimler, şunlar bunlar, o yankı odasında duydukları o tekrar eden seslerden hareket ediyorlar. Ya böyle bir düzen oluşturuldu. Bu düzen şu anda iktidarın işine gelebiliyor. Gelebilir de yani. Ama ülkeye çok büyük zarar veriyor. Farkında değiller. Ülke medeniyet seviyesinden gittikçe uzaklaşıyor. Ya Arabistan reform yapıyor. Bilmem Suudi Arabistan kralı, bir sürü böyle sansasyonel reformlar falan peşi sıra geliyor. İşte futbol, bilmem şu, kadınların araba kullanması vesaire falan. Türkiye'ye özeniyor adam, kral. Araplar gelip Türkiye'deki yaşamı görüyor, yaşıyor. Ondan sonra gidip orada bu tür reformları destekliyorlar, bilmem ne. Biz de Suudi Arabistan'ın işte 30 yıl öncesi gibi yaşamak şey yapıyoruz. Yani iktidarımız da bize böyle bir yaşam biçimi öneriyor. Reddediyorum kardeşim. Reddediyorum. Ben senin yaşam biçimine karışmıyorsam sen de benim yaşam biçimime saygı duyacaksın. Ne yediğime, ne içtiğime, ne giydiğime, nerede dans ettiğime, nerede kahkaha attığıma karışmayacaksın. Bu kadar basit. Peki. Siz gülmeyin. Siz asık suratlarla somurta somurta dolaşmaya devam edin. Ama ben çocuğumun kahkaha atmasını istiyorum. Siz gidin şükür namazı kılarak şey yapın, minnetinizi ifade edin. Ben de çocuğumun gidip işte bir baloda kutlamasını tercih edeyim. Ya bunlar herkesin tercihidir. Yani mezun oldum, şükrediyorum. Siz başka şekilde şükredin. O başka şekilde kutlasın. Hayat böyle bir şeydir. Bütün bu farklılıkların birlikte yaşadığı bir ortamı yaratabiliyor musunuz? Mesele budur. Ama siz kendi yaşam biçiminizi, kendi önceliklerinizi başkalarına dayatmaya çalışırsanız bu böyle bir yönetim anlayışı olmaz, böyle bir siyaset olmaz.